Bölüm 10. Ressamın Aynası. Usta ressamın evinde mutsuz bir gece yaşanıyordu. Ressam aylardır Lord Beckenland'ın sarayındaki büyük duvar resmini bitirmek için çalışmıştı. Sonunda resmi bitirmişti ve nefes kesici güzellikte bir eser çıkmıştı ortaya. Herkes resmi görmek için koşup gelmiş, resme hayran kalmıştı. Ressam ne zamanından ne malzemeden cimrilik etmiş, parlak renkler yaratmak için en iyi boyaları kullanmıştı ve sonuç büyüleyiciydi. Ancak sıra parasını almaya geldiğinde Lord sonuçtan memnun olmadığını söylemiş, gözünün yaşına bakmadan kovmuştu usta ressamı. Lord küstah bir gülümsemeyle şöyle demişti: "Senin sözde sanatına tek bir kuruş bile ödeyecek değilim. İstersen çıkmadan yaptığını silebilirsin. Benim için zaten göz zevkimi bozan değersiz bir şey." Ressamın şaheserinin üzerine boyamaya kıyamayacağını çok iyi biliyordu. Böylece ressam kalbi kırık bir şekilde eve gelip durumu karısı ve çocuklarına anlattı. Bekledikleri parayı alamayacaklardı. Borçlarını ödeyemeyeceklerdi. Zor zamanlar onları bekliyordu. Akşam en küçük oğlu çekingen bir şekilde ressamın durumu tekrar gözden geçirmek için çekildiği atölyesine geldi. "Baba, anlamıyorum. Lord çok zengin. Bu duvar resmini yapmak için ne kadar çok çalıştığını, ne kadar malzeme harcadığını biliyor olmalı. Kararının bizi fakirliğe sürükleyeceğini nasıl bilmez? Neden bizi hiç düşünmüyor?" Usta ressam şefkatli gözlerle oğluna baktı. Sonra bir cam parçasını kaldırıp yüzüne doğru tuttu. "Söyle oğlum, ne görüyorsun?" diye sordu. "Eh," dedi oğlu, "tabii ki camın ardından senin yüzünü görüyorum." Yaşlı ressam bir fırçayı gümüş boyasının olduğu kaba daldırdı ve camın arka yüzünü dikkatle boyadı. Sonra gümüş boyasıyla boyanmış camı oğlunun yüzüne doğru kaldırdı. "Şimdi ne görüyorsun?" "Şey, cam şimdi aynı oldu. Sadece kendi yüzümün yansımasını görüyorum," diye cevap verdi oğlu. "İşte sorun bu oğlum. Para ve gümüş insanların gördüğü şeyi değiştirir. Para olunca insanın tek gördüğü kendisidir." Mesaj: etrafındaki insanların ihtiyaçları nedir? Hayatındaki insanları gerçekten görüyor musun? Bazen kendi hedeflerimize odaklanıp dünyaya diğerlerinin gözünden bakmayı unuturuz. Egonun sonu gelmeyen taleplerinin tutsağı oluruz. Para kazanmaya veya kişisel başarıya ulaşmak, çabalamak bizi başkalarının ihtiyaçlarına karşı körleştirebilir. Ancak başarı diğerlerinden kopmakla gelecekse asla gerçek mutluluğu getirmez. Duygusal sağlığımız için arkadaşlarımız, ailemiz ve toplumla bağlantıda olmamız şarttır. Seni etrafındaki insanlara bağlayan bağları güçlü biçimde hissetmeye ihtiyacın var. Seyir defteri: hayatındaki en önemli insanların ihtiyaçları, mücadeleleri ve yetenekleri neler? Çevrendeki insanların hayatını daha anlamlı kılmak için nasıl bir yardımın dokunabilir? Genellikle yardım etme biçimlerimiz aynıdır. Zamanımızı, dokunuşumuzu, maddi eşyaların yanı sıra sözlerimizi hediye edebiliriz. Sana en doğal gelen yardım etme biçimi hangisi? Yardım için yeni yollar bulmayı dene. Alıştırma: öylesine iyilikler. Komşunun kapısına çiçek bırakmak. Otobüse bindiğinde senden sonra gelenin de parasını ödemek. Bir kişinin hayatındaki olumlu etkisine teşekkür etmek için bir mektup yazmak. Bu alıştırmada yaratıcı olabilirsin. Mutluluğu yaymanın sonsuz yolu vardır. Bu egzersiz şefkat kaslarını çalıştırır ve başkalarının ihtiyaçlarının daha fazla farkında olmana yardım eder. Ayrıca içinde yaşadığın topluluk ve genel olarak insanlıkla bağını kuvvetlendirir. Alıntı: çok kanaatkar ve basit bir hayat süren Sokrates bile pazara çıkmayı severdi. Öğrencilerin nedenini sorduğunda şöyle derdi: "Gidip onlar olmasa da mutlu olduğum her şeyi görmeyi seviyorum." Jack Kornfield.